Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size enfes, lezzet bombası bir patates yemeğiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi görüntüsünden de ne kadar lezzetli olduğu belli oluyor. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir fırın kabım var. Bir borcamda veya tepside de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Altını güzelce fırçayla yağlıyorum. Ve hemen bir kenara alıp patateslerimi hazırlıyorum. Şöyle arkadaşlar dilimliyorum birer santim aralığında. Ama dibine kadar kesmiyorum. Dibinde pay bırakıyorum. Eğer bu şekilde dilimleyemiyorsanız İki tane çatal koyup tam ortasına koyarsınız patatesi. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama böyle pratik oluyor. Ben böyle 11 adet patates dilimledim. Şöyle bir tane daha göstereyim size. Evet, bütün patateslerimi aynı şekilde dilimledim. Şöyle dibine gelmeyecek kadar dilimleri kestim bıçakla ve şimdi yağlıyorum arkadaşlar gene fırçayla. Evet, bütün patateslerimi şöyle biraz fırçayla yağlayıp fırına vereceğim. 220 dereceye ayarladığım fırına şöyle 25 dakika kadar pişinceye kadar patatesler ben beklettim arkadaşlar, ama bu patatesin cinsine göre bir de fırının ısısına göre, fırının şeyine göre değişebilir. Fırınınızı tanıyorsunuzdur siz. Onu ayarlarsınız. Yani çatalla ucundan bakarsanız böyle patates yumuşayıncaya kadar, pişinceye kadar pişireceksiniz fırında. Evet, şimdi de tuzunu döküyorum. Karabiber, pul biber serptim. Biraz da tuz serptim patateslerime. Ve şimdi yağlı kağıdımı ıslattım. Hafif elimle böyle yumuşatıp hemen üzerine koyuyorum. Islattığım yağlı kağıdımı. Üzerine de folyo ile kaplıyorum. Böyle çok daha güzel pişecektir buharı içinde. Ve 220 dereceye ayarladığım fırına veriyorum. Şimdi de beşamel sosumu yapıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum. Evet arkadaşlar, tereyağımı eritiyorum. Şurada elim çok çıkmış, kusura bakmayın. Mutfağım biraz küçük, o yüzden ayarlayamıyorum bir türlü kameranın açısını. Evet, şimdi de 3 kaşık un ekliyorum arkadaşlar tereyağımın içine. Onu da iyicene karıştıracağım. Şöyle sürekli karıştırarak hafif unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz unumuzu. Evet, şimdi de 3 su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Ve sürekli karıştırıyorum. Şöyle sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar bekliyorum. Evet, iyicene koyulaştı ve göz göz oldu. Kaynamaya başladı arkadaşlar beşamel sosum. Bu aşamada ocağın altını kapatıyorum. Evet, içerisine biraz tuz
Biraz da karabiber ekleyeceğim. Kıvamını da göstereyim. Evet, biraz tuz ekliyorum. Çok fazla tuz koymadım arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar ekledim ben. Çünkü üzerine de kaşar gelecek. Kaşarın da biraz tuzu var. Onu göz önünde bulundurun. Biraz da karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Ve iyicene karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi beşamel sosumun kıvamını göstereceğim size. Böyle akıcı bir kıvam olması gerekiyor. Eğer içerisinde un topak topak kaldıysa blenderla veya bir karıştırıcıyla o topakları düzeltebilirsiniz. Karıştırıp hemen. Ve patateslerimi fırından aldım. İyicene piştiler, yumuşadılar. Şimdi ince ince dilimlediğim kaşarlarımı aralarına koyuyorum. Evet arkadaşlar, zaten o araları açılıyor piştiği zaman. Arasına koymak çok zor olmuyor kaşar dilimlerini. Bir çatal yardımıyla tutup hemen aralarına koyabiliyoruz. Evet, bütün kaşarlarını dilimlerin arasına koydum. İnce ince dilimli kaşarlarımı şimdi üzerine beşamel sos dökeceğim. Evet, şimdi tekrar kaşar ekliyorum üzerlerine. Ve tekrar fırına vereceğim arkadaşlar. Üzeri böyle pembeleşinceye kadar kaşarlar iyicene erisin. Hafif pembeleşsin ve çıkaracağız. Evet, bu da fırından çıkmış hali arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Yani böyle tam bir lezzet bombası. Çok da pratik, kolay bir yemek. Ve inanın sadece bunu yemek yetiyor. Yani yanına hiçbir şey yapmadım. Sadece biraz domates, salatalık, maydanoz doğradım ve gördüğünüz gibi enfes oldu. Bir de çay yaptım yanına. Evet, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.